Galatasaray'ın oynadığı oyun ortada. Tabii hazırlık kampı sürecince eksik oyuncular ve genellikle ağırlıklı olarak Okan Hoca genç oyunculara şans verdi. Ve bizim için de iyi oldu. Biz de gençleri gördük. O potansiyele evet. e, hakim olduk. Mesela işte herkes Baran'dan bahsediyor. Evet. Öyle değil mi Zeki abi? Evet. Bu hazırlık sürecinde senin gözüne ne çarptı abi? Transferin dışında konuşalım. Evet. Transferi zaten hem sana hem Mabut abiye soracağım. Bu bölüme senle başlayalım. Buyur abi. Az önce söylediğin gibi e, genç oyunculara fırsat doğdu bu maçlarda. Evet e, sonuçlar belki işte güçlü takımlarla oynadı gerçi. Hani Fenerbahçe ile kıyaslıyorlar. Oradan eleştiriyorlar Galatasaray'ı. İşte Raya Vayakano, Villarreal, e, işte Lazio, e, Adana Demirspor. Bütün hazırlık maçlarını çok güçlü takımlarla oynadılar. E, bir beraberlik aldılar Adana Demirspor'la. Onun dışında kaybettiler ama e, u 19'dan oyuncularla oynadılar. Hatta e, en son e, bundan önceki maçta e, Okan Hoca'nın e, bir açıklaması vardı. E, alttan gelen oyunculardan altyapıdan gelen oyuncularla birlikte bir farklı 11 e, kurabilecek duruma geldik diye. Eee Galatasaray'ın altyapısından iyi oyuncular geliyor işte e, Baran herkes söylüyor. İşte Can Katı gördük. Bana göre iyi kaleci de olur. E, yani Tabii ki elbette Okan Hoca Dünya Kupası'na giden oyuncuların da olduğu bir kamp geçirmek isterdi. Beş oyuncu gönderdi, İşte Icardi'nin sakatlığı takım için çok önemli, Icardi'nin olmayışı. Hepsini bunlara baktığında ilk 11'de oynayacak 5 ya da 6 oyuncudan eksik olarak sakatlarla birlikte, eksik oyuncularla birlikte bir kamp geçirdiği için sonuçlara çok sonuçları çok baz almamak lazım. Galatasaray'ın ne yaptığına bakmak lazım. Eee Galatasaray çalıştı. Alternatif Türk oyuncular, yeni oyuncular da mutlaka Okan Hoca'nın elini güçlendirecek oyuncular da bundan sonra devreye girecektir. En azından A takımı alınacak birkaç oyuncu olacak. Ocak ayından sonra yeni bir planlama yapacaktır. Ama ben Galatasaray'ın burada sonuçlar üzerinden yıpratılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü Fenerbahçe daha geniş bir kadrosu olan, daha hazır bir takımdı zaten. Ama Galatasaray'da hoca oyuncuları, farklı oyuncuların performanslarını da gördü. Muslera'nın olmaması burada tabii ki kaleci çok önemli. Ama Okan Koçuk bu şu ana kadar şans alamamış, kulübede paslanmış bir oyuncu. Zor ee, hazırlık mu? maçlarında Cankatla birlikte ikisi eleştirildi belki ama e, Kaleci oynaya oynaya o pastan kurtulup e, pırıl pırıl e, bir hale gelebilir ki <laughs> Okan'ın biz Giresunspor maç Giresun'da o geçirdiği sezonda neler yaptığını biliyoruz hatta öyle bir performans geçiriyorduk öyle bir süreç Devre arasında alabilir miyiz diye girişimde bulunmuştu Giresunspor vermemişti Penaltı kurtarma konusunda e, büyük maçlardaki Kaledeki müthiş performansına dikkat çekmişti. Ben Okan'ın sürekli 3-5 maç üst üste oynaması durumunda ancak o, o eski performansı Okan yakalayacağını düşünüyorum. Burada hazırlık maçları üzerinden kalecileri yıpratmak doğru değil. Okan Hoca en azından alternatifleri görmüş oldu, İyi bir kamp dönemi olduğunu da düşünüyorum. Dediğim gibi buradaki eleştirirken şunu da düşünmemiz lazım. Bu takım çok güçlü takımlarla hazırlık maçları yaptı. Eksik takım, o eksik takımsın sen. Daha böyle e, siklet olarak daha e, birkaç kalite, bir tık, birkaç tık daha altında e, takımlarla mücadele edersin hazırlık maçlarında. Ama Okan Hoca tam tersine güçlü takımlarla oynayıp e, orada e, neler yapabileceğini gördü. Potansiyeli gördü. Potansiyeli gördü. Sonuçta. Ben Galatasaray'ın lige, e, Icardi'nin sağlam dönmesi durumunda e, kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum ama. Icardi bir problem. Niye problem? Eğer Noel tatilinden sonra dönerse, ki sakatlığındaki son durumu bilmiyoruz, orada tedavi olmaya gittiğini biliyoruz. Ama e, Vanda Nara ile yaşadığı problemi çok kafasına taktığı için sahaya ne kadar odaklanacak, e, eşi ve beş çocuğuyla birlikte dönerse, İlişkilerini de düzene sokarsa golleri, asitlerini yapmaya devam eder. Ama sağlam dönmesi lazım. E, herkes Icardi'nin işte e, 18. haftadaki Fenerbahçe maçında oynayacağını, oynayacağını düşünüyor. E, hoca da dahil, camia da dahil. Ama o zamana kadar na, maç eksiği olacak. Nasıl dönecek sakatlıktan? E, orası da çok önemli. Yani e, kaldığı yerden devam edecek bir Icardi için... Fenerbahçe maçı öncesinde birkaç maç oynaması lazım. Sakatlığının son durumu ile ilgili Galatasaray kulübünden net bir açıklama gelmiyor. Ee, en büyük problem şu anda Icardi. Mustera'nın ben öyle ceza alacağını düşünmüyorum. Zaten ilk maçta sarı kart cezası oynamayacak ama onun dışında e, milli takımda cezayı çekeceğini düşünüyorum. Milli takımda da oynamadığı için milli takım bırakacağı söyleniyor. Galatasaray'ın bundan etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü FIFA'nın organizasyonunda milli takımda bu e, hakeme şiddetli itirazdan disiplin kuruluna verdiği için yine böyle bir organizasyonla cezayı çekecektir. Zaten Galatasaray Kulübü avukatları Uruguay Futbol Federasyonu ile temasa, geçmiş. temasa geçmiş, görüşmüş. Öyle bir risk olmadığını söylemişler. <laughs> Hep birlikte de göreceğiz. <laughs> Güzel özetledi Tekabi abi. Galatasaray'ı. Mahmut abi sen nasıl değerlendiriyorsun? Tamam güçlü takımlarla oynaması bir takımın bence çok büyük bir avantaj. Ama Sonuçtan ziyade. Bir şey zaten. Hazırsınız. <laughs> yani sezon başı kampı yapmıyorsunuz. Orada e, hafif takımlarla oynuyorsunuz. Çünkü hazır bir takımsınız. Bu tarzdaki takımlarla da oynamak gayet normal. İyisini, doğrusunu, yanlışını hepsini gözetmeyin. Ama Galatasaray'ın büyük sıkıntısı şu. E, fert fertten biz değerlendiriyoruz oyuncuları ama burada 3-4 tane oyuncunun üzerinden gidiyor Galatasaray bunu genele yaymak lazım. Yani burada atıyorum Mertens olmadığı zaman atıyorum Oliver olmadığı zaman oraları nasıl kapatacaksınız? Önemli olan bunlar. Çünkü en büyük sıkıntısı arkadan gelenler sizi fazla <laughs> destekleyenlerden değil. Gençlerin oynaması gayet normal, ee, olması gereken de. Ee, hoca da buna çok eee veriyor. Ee, fazla oynatıyorsunuz şimdi. Gazi bu sezondan ziyade tamam şampiyonlukta nereye gidersin, ne kadar olursunuz olmaz mısınız? Onlar farklı bir konu. Esas bundan sonraki planlamaları çok önemli. Burada siz tabii bir iki tane oyuncu alacaksınız diye düşünüyorsunuz ama e, diyeceksiniz ki daha oraya çok uzun var ama yeni sezon çok önemli Galatasaray için. Kaleci. Peki, Mertens'in bir bas hoplansı var hocam. Kulak verelim mi neler söyle Verelim sanırsın. verelim. Mertens'i dinleyelim. E tabii önemli bir oyuncu Mertens. Yani hani milli takımında o kadar süre almadı tamam kabul ama dünyanın kabul ettiği... E, A plus oyuncu Deres Mertens değil mi hocam? Öyle de ee, çok uzaklardan bir selam var Japonya'da. O Allah Allah. Turgay Yıldız kardeşimiz orada iş adamı. Selam. Restoranları falan var. Selam çok selam var. söylüyor çok izliyormuş selam. bizi. Bizde de buradan ona selam olsun. Hı. Ya Mert tabii şimdi biz şöyle bakıyorsun ülke olarak hep bu tarzdaki oyuncuları seviyoruz. İsmi olan bir yerlerde olmuş onlarla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. <laughs> bu böyle bir gidecek ya böyle gidiyor. Şimdi Mertens'in geçmişine bir şey diyebilir misin? Değil mi? Mertens olmadığı zaman ben ikinci hamlem kimli olacak. Evet. Muster olmadığı zaman ikinci hamlem. Esasında <laughs> pardon <laughs> Galatasaray çok iyi bir kaleciyi kaçırdı Pena'yı. Evet. 10 sene bir müşteriyi yakalamış olurdun. Ama tabii Barcelona'dan ne şekilde alırdın almazdın bilmiyorum. Giden Hoca'yı da o bakımdan teşekkür etmek lazım. Şey diyorsun. Pena. Yok yok. Giden Hoca To Torrent. To Torrent, iyi bir kaleci geldi. Hakikaten Muster'a da bize geldiğinde o yaşlarda 24 yaşında filandı. Ee, çok çok iyi bir kaleci. Ee, yani burada da 10 senenin üzerinde bir kaleciyik ama e, şöyle gelirsen şimdi bakıyorsun genç kardeşlerimize ben mesela Emin'in daha fazla süre almasını istiyorum. Şimdi Emin varken Ross'u niye aldın diye sorarım ben sana. Rossu neye göre seyretti, neye göre istedi, neye göre aldı. Danimarka'da oynayabilirsin. Danimarkalılar atıyorlar. Ama sen Danimarka takımı <laughs> değilsin. Senin elinde alırken onu Emin'le onun arasındaki mukayeseyi çok iyi yapman lazım. Emin'in fundamentali o kadar çok kötü bir stoper değil. Bir de oynayan ayakları iyi ve bilgisi iyi olan bir stoper. Geriden oyun kurma özellikleri. Hatalar yapacak mı yapacak ama bunun süreleri fazla olması lazım. Bence Emin Rostan daha öncelik kazanması lazımdı. O da sakatlandı geçmiş olsun o da. Ama ben buraya yatırım yapmam böyle bir önce. Kendi oyuncuma yaparım. Var benim oyuncum çünkü. Potansiyelimiz var yani. potansiyel. Öbür tarafta İskenderun'da da <laughs> şampiyonluk yaşamış bir yeni bir genç kardeşimiz var. Onun da çabukluğu var. Bunları biz değerlendirmemiz lazım. Ben aynı seviyede, aynı yaş grubunda gidip de yabancıya niye yatırım yapayım ya? Sizin transfer sıkıntılarınız buralarda kaynaklanıyor. Var elinde senin çünkü. O potansiyeli var. Geçen sezon vermişin kiralık oynamış. At, oynar. Belli. Bunu fazla süre verildiği zaman, daha çok güvenilirliği kazandığı zaman ben dışarıdan bu mevkiye o yaş gruplarında Aa, gidersin alıyorum. Laurent gibi, gibi, o tarzdaki bir stopere getirsin. Kimse bir şey demez. Pişmiş adamdır. Ama var aynı seviyedeki oyunculara yatırım yaptığınız zaman burada siz transferde de yanlışlık yapıyorsunuz. Onun için elinizdeki oyuncuları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Ee, sevgili Okan Hoca bu konuda Galatasaray'da emin ol e, biçilmiş kaptan. Çünkü kendisi de oralardan geldi. Oranın emniyetini ve olayını çok iyi biliyor. Bir iki tane yeni sezonda e, Galatasaray oyuncu kazandırsa ki kazandırır var o potansiyel. Bunların üzerine bakmak lazım. Takım olarak ya yenileceksin, yenileceksin hazırlık maçları. Dün mesela takımda en iyi kimi beğendin dersen iki takımda Pedro'yu beğendim. 35 yaşında adam daha hala takır takır top oynuyor. Üst seviyedeki topçular bu, devamlılığı olan topçular bu. Böyle oyuncuları aldığın zaman aminle. Ama çok uzun zaman oynamamış oyuncuları getirdiğin zaman sıkıntıyı sen de yaşıyorsun. Toparlanma süreci fazla oluyor. Yani bugün gün lig maçına başlıyor. İşte İkadi'yle mi bahsediyorsun? Tartışılmaz. Onun oyuncuları kimse bir şey demiyor. Tabii. Ona kimse bir şey demiyor. Ama sana lazım olan şu anda. Tekrar söyleyeyim yani bu seviyede üst seviyedeki olan bir takımın oyuncusu kendi doktorunu kimse Arjantin'e falan göndermez. Git bakayım Paris Saint Germain'de yapabiliyormuşsun, Inter'de, Manchester United'de, Bayern'de. Herkes kendi yerinde kadar ama böyle seviyeleri getirdiğiniz zaman sizi elinizde oynatıyor bunlar. Maalesef oynatıyorlar Zeki. Ben niye göndereyim abi sen burada olacaksın. Burada benim ne işim var senin oralarda? Seneye Icardi olur mu Galatasaray'da abi ne diyorsun? Bu konuyla alakalı bir çalışma yapılıyor mu? Kulağına geldi mi bir şey? Ya, elbette ki geldi. Ondan önce istersen kaleci problemi Galatasaray'da var. Çünkü Mustera en fazla bir buçuk yılda bu sezonu bitirir. Önümüzdeki yılda kaleyi korur. Mustera'nın olduğu dönemde Mustera'nın da yetiştireceği bir kaleci istiyorlar. Hmm. Listede 3 aday varmış şu anda planlamada e, Ren'de oynayan Doğan Alemdar. Onu almak oradan biraz zor sanki. Ren yatırım yapmış ona çünkü. Tut, tutuyorlar kaleciyi. E diğer taraftan Kayseri Spor'da Bilal, Bilal Beyazıt var. Bir de e, Portekiz Ligi'ne giden, Porto Menanus'ta oynayan e, Berke Özer var ki hiç e, görev alamadı. Yedek sürekli. E, Berke'yi Okan Hoca istiyormuş. Hani e, yetiştirir e, Mustera diye. Böyle bir kaleci planlamaları var. İkardi konusunda Erden Timur Sportif AŞ Genel Müdür Yardımcısı ya da Başkan Vekili Erden Timur Paris Saint Germain'li yöneticilerle bir görüşmüş. Yani biz tabii ki İkardi'nin bon servisini karşılayacak durumumuz yok. Çıkabileceğimiz en iyi rakamlara kadar çıkarız. Oyuncu Galatasaray'da mutlu. kalmak istiyor mutlu. Biz de oyuncuyu tutmak istiyoruz ama Hani masaya bir ücret koyarız, o ücretle anlaşırsak bu işi bitiririz diye. Ama Paris Saint Germain cephesi ne olur demiş ne de olmaz demiş. Sürece, zamana yayalım, görelim, sezon sonunu bir görelim, ona göre tekrar konuşuruz demişler. Ama kapıyı öyle kapatmamışlar bir, yani. Kapıyı kapatmamışlar ama Galatasaray'da Körük körüne gidip de işte biz Icardi'nin servisini alacağız Bunda ısrar ediyoruz dememiş. Sadece işte bizim gücümüz belli. Siz de bu bizim önereceğimiz en iyi rakamı önermeye çalışacağız. Ama beklentinizle karşılayacak bir rakam olmayacak. Eğer evet derseniz biz devam etmek istiyoruz.